Merhaba değerli takipçiler nasılsınız beni soracak olursanız çok şükür çalışmaya devam değerli takipçiler Karan Çantay'ın vefatı eski mankenlerden ünlü mankenlerden Karan Çantay'ın vefatı herkesi onu tanıyan tanımayan herkesi çok üzdü her şeyden evvel bir Türk vatandaşının ülkesinden binlerce kilometre uzakta vefat etmesi ve dostlarına sevdiklerine ailesine hasret vefat etmesi tabii ki çok acı ee, ve Karan Çanta ile ilgili haberlerim oldukça ilgi çekiyor ee, ve pek çok soru alıyorum sizden onunla ilgili hiç e, bir kız arkadaşı yok muydu hiç evlenmemiş miydi sevgilisi yok muydu şeklinde ee, hiç evlenmemişti bunu zaten ablası da açıkladı Karan Çanta hiç evlenmemişti. Ve Uzak Doğu'da çok mutlu yaşıyordu. Zaten çocukken onun hep hayali Japonya'ya gidip Japonya'ya yerleşmekti. Bunun için çocuk yaşta Japonca öğrenmeye başladı. Ve e, üniversite çağındayken artık o rahatlıkla Japonca konuşabilen bir genç adamdı. Ve e, hayalini gerçekleştirmek için de Uzak Doğu'ya gitti. Bütün ülkeleri gezdi orada. Japonya'yı da gezdi ama en çok Tayland'ı beğendi ve Tayland'a yerleşti. Hayatında orada kaybetti. Ee, Onur Akay onunla son yap röportajı yapan yazar, ses sanatçısı. Dün akşam canlı yayınımda Instagram'da konuğumdu Onur Akay ve e, Karan çantayla 2015 yılında yaptığı röportajın detaylarını anlattı. Bazı ayrıntılardan bahsetti. Onu o gün gördüğünde neler hissettiğini, onunla ilgili neler düşündüğünü anlattı Onur Akay ve ona sorduğu soruların da ayrıntılarını aldığı cevapların da ayrıntılarına bahsetti. Bu röportajı videolarımda bulabilirsiniz. O videoları yükledim. Bazılarını da yüklemeye devam ediyorum. Ee, yeni bir gelişme oldu. Onur Akay e, Çantay'ın rahmetli Karahan Çantay'ın sevgilisine ulaştı. Çok soru geliyordu sizden Karan Çantay evli miydi hiç evlenmedi mi kız arkadaşı yok mu kiminle hayatı paylaşıyordu şeklinde çok sorular geliyor günlerdir ve ablası Karan Çantay'ın Ankara'da anne ve babasıyla birlikte yaşayan ablası hiç evlenmediğini söyledi ve şimdi de Karan Çantay'ın bir kız arkadaşı olduğunu sevgilisi olduğunu öğreniyoruz. E, ee, Onur Akay kendi internet sitesine, web sitesinde bu konuyu şöyle yazıyor. Şimdi de e, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay şimdi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Karan Çantay'ın Taylandlı sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Akay magazin masasında yayınladığım röportajda Karan Çantay'ın çevresindeki insanlardan gelen bazı iddialar da vardı diye yazmıştım. O iddialar ne olursa olsun Karan Çantay'ın Taylandlı sevgilisine de deli gibi aşık olduğunu biliyordum. Karan Çantay Taylandlı bir kızla birlikteymiş e, ve sevgilisine deli gibi aşıkmış Karan Çantay. Ne kadar güzel bir şey sevmek ve sevilmek. Çok üzgün olan Taylandlı sevgilisine ulaştım diyor Onur Akay. Ve ölene kadar Karan Çantay'ı seveceğim mesajını gönderdi. Kız tabii ki yıkılmıştır. Allah sabır versin. Allah hiç kimseye böyle acı göstermesin. Hiç kimseyi sevdiğinden ayrı koymasın. Öyle değil mi değerli takipçiler? Çok acı bir şey. Bir anda, bir anda e, sevdiğin insan gece arkadaşının evinden çıkıyor. Kendi kaldığı yere gidecek. Bir yurtta kalıyormuş biliyorsunuz. Matematik öğretmenliği yapıyor Tayland'da. Okulun yurdunda kalıyor. Orada bir evi yokmuş karan Çantay'ın. Ve kaldığı yere gitmek için arkadaşının evinden gece saat 1'de çıkıyor. Ve yolda giderken de bir kamyona arkadan çarpıyor. Kazanın olma sebebini tabi bilemiyoruz. Ee, yani nasıl oldu bilemiyoruz. Ee, ancak Karan Çantay'ın e, cenazesi geldi. Türkiye'ye geldi. Bu sabah beşte Bangkok'tan kalkan Türk Hava Yolları uçağının kargosunda cenaze İstanbul'a getirildi ve İstanbul'da uçaktan cenaze arabasına bindirilerek Adli tip Kurumu'na götürüldü cenaze. Orada e, usulen e, bir inceleme yapılacak cenaze üzerinde ve vefat sebebi ortaya çıkarılacak. Otopsi yapılacak. Ondan sonra da ailesinin isteği yerine getirilecek. Ailesi karan çantayın e, cenaze namazının e, Ankara'da kılınıp Ankara'da aile mezarlığında toprağa verilmesini istedi. Ve böyle gerçekleşecek cenaze töreni e, muhtemelen yarın olacak diye düşünüyorum. Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin, ailesine sabır versin. Çok acı bir şey. E, annesine, babasına, kız kardeşine sabır versin. Ondan güzel haberler almak varken, e, Türkiye'ye döneceği günü iple çekerken ailesi, çünkü dönecekti, döneceğini söylüyordu. Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyordu. Muhtemelen sevgilisini, Taylandlı sevgilisini alıp getirecekti. Burada vatanında evlenecekti ve buraya yerleşecekti. Ancak kısmet olmadı. Türkiye'ye dönmeyi düşünürken, ki bunu söylüyordu ailesine de dostlarına da söylüyordu Karahan Çantay, vefat haberi geldi Tayland'dan. Tayland'dan cenaze Türkiye'ye gönderilmeden evvel oradaki e, örf ve adetlere uygun olarak onu sevenler, dostları, yakınları bir uğurlama töreni düzenlediler. Dün Karan Çantay'ın cenazesi için e, o tören sonrası havalimanına yolcu edildi Karan Çantay'ın cenazesi Bangkok Havalimanı'na ve orada Türk, bekleyen Türk Hava Yolları'nın Tarifeli yolcu uçağı, Bangkok-İstanbul Boeing 777 Türk Hava Yolları yolcu uçağına cenaze kargo e, departmanına yüklendi. Ve e, 12 saatlik bir yolculuktan sonra sabah 05.00'te Türkiye saatiyle İstanbul'a indi uçak. Cenaze uçaktan alındı ve adli tıp kurumuna e, götürüldü otopsi yapılmak üzere. E, Taylandlı sevgilisi son derece üzgün ve onu ölene kadar seveceğim diyor. Onu rakay şöyle söylüyor. Son röportajımı 4 Ekim 2015 tarihinde Ses Sanat e, Karançantalın son röportajını 4 Ekim 2015 tarihinde ben yapmıştım ve e, hayali senaryolar yazıldığını da bu röportajda kendisi bana anlatmıştı. Yaş, yasak Aşk'a yazılan hayali senaryolar başlığını kullanmış. Yazısının burasında e, Onur Akay. Röportajda Karan Çantay'ın Sibel Can olaylarıyla ilgili yorumu da dikkat çekti. Çantay benim hatalarım da var. O dönem bazı anlatılmaması gereken özel şeyleri bir manken arkadaşa anlattım. Dosttur dedik, erkek erkeğe konuştuk. O da gitmiş başka bir manken arkadaşa anlatmış. Sonra olaylar Adnan Oktar'a kadar gitti ve şantaj olayları oldu. Gerisini biliyorsunuz zaten. Aslında hepsi bir yasak aşka yazan hayali senaryolar ifadelerini kullanmıştır röportajda. Röportajda yer almayan ayrıntılarla ilgili canlı yayında bir Ali açıklama yapan ünlü sanatçı Onur Akay, röportaj öncesinde çantayla yaptıkları sohbette o mankenlerden birinin Yaşar Alptekin olduğunu açıkladı demiş Onur Akay kendi internet sitesinde, web sitesinde yayınladığı e, bugünkü haberde haberin e, önemi bizim için Karan Çantay'ın Tayland sevgilisine ulaşılmış olması Onur Akay bunu gerçekleştirdi ve e, Tayland sevgilisinin de e, Onur Akay'la olan fotoğraflarını e, yollamış olması ve e, ona Karan Çantay'ın Taylatlı sevgilisine deli gibi aşık olduğunu, çok sevdiğini o kızı öğreniyoruz. Ve çok üzgün olan Taylatlı sevgilisi de ölene kadar Karan Çantay'ı seveceğim ifadesini kullanmış. Gerçekten çok acı, çok acı. Genç ve güzel bir hanım. Karan Çantay zaten tescidi erkek güzeliydi. Mr. Turkey seçilmişti. Rahmetli Özcan Sandıkçıoğlu'nun tescil olduğu, kendisine tes, kendisi üzerine tescil edilmiş olan yarışmasında. Özcan Sandıkçıoğlu kimdi? Türkiye'de güzellik yarışmalarını yapan insan. Allah rahmet eylesin. Miss Turkey, Miss World, Kainat Güzellik Yarışması, Miss Universe isim haklarının sahibiydi. Karan çantayı da o bulup yarışmaya sokmuştu ve onun yarışmasında Karan Çantay Türkiye'nin en yakışıklı erkeği Mr. Mr. Turkey Mr. Turkey seçilmişti. ve Mr. Turkey bir sene sonra da 2000, 1996 senesinde de Kanal D televizyonun açılma gecesinde düzenlenen Mr. World yarışmasında da Dünya Erkek güzeli yarışmasında da üçüncü olmuştu Karan Çantay. Ve yıldızı parlayan bu genç adam pek çok ünlü kadından e, iş teklifi almıştı. Kiminden de aşk teklifi aldığını e, yazılanlardan ve kendi ifadelerinden de biliyoruz. Ve Türkiye'de başına gelmeyen, kalmayan, kalmayan, başına gelmedik olay kalmayan bu genç adam e, Türkiye'de erkek güzeli seçildikten iki sene sonra ülkeden ayrılıyor. Çok sevdiği uzak doğuya gitmek için önce Amerika'ya gidiyor oradan da uzak doğuya gidiyor Türkiye'de yapamayacağını anlıyor Çünkü olaylar bu şekilde gelişmişti Peki değerli takipçiler karan ile ilgili haberlerimize devam edeceğiz ta ki sizin sorularınız bitene kadar sürekli olarak karan ile ilgili yüzlerce soru geliyor sizlerden ve hepsini tek tek cevaplamak çok zor bu yayınlarla aldığımız bilgileri sizlere aktarıyoruz. Beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma abone abone olun lütfen. Olur mu? Saygıyla, sevgiyle